Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Yukarı Cambaz Köyü Derneği olarak 11.sini geleneksel olarak 11.sini düzenlediğimiz kaz gecemizde şu anda kazlarımız pişiyor. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra programımız başlayacak. Yönetim kurulu üyelerimiz burada. Onların da görüşlerini almak istiyoruz. Öncelikle mikrofonu ben yönetim kurulu üyemiz Adem Kemer'e uzatıyorum. Duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Pandemi sebebiyle köylerimizden uzak kalmak zorunda kalmıştık. Çok şükür bu yıl 11. Birlik ve Beraberlik gecemizde inşallah yaklaşık 1,5-2 saat sonra köylerimize buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Şu anda mutfakta yoğun bir hazırlık var. Şimdiden bizi şu an uzakta olup da burada olamayanlara selamlarımızı iletiyoruz. Güzel bir gece olması ümidiyle herkese selamlar sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Adem Bey. Şimdi Kadın Kolları Başkanımız Sebahat Hanım, o da gecemizde çok emeği var. Her şey iyi olacak inşallah. İnşallah her şey güzel olacak. Evet. Hepinizi bekliyorum, çok güzel olacak. Teşekkür ederiz, sağ olun. Derneğimizin emektarlarından, her zaman derneğimize sahip çıkan sevgili Timur amcamız, Timur Kaymakçı yanımda. Onun da görüşlerini almak istiyoruz. Buyur Timur amca, neler söylersin? Hayırlı uğurlu olsun memlekete, millete. Allah razı olsun, katkı yapanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz, sağ olasın. Ve evet, sıra geldi dernek başkanımız Sayın Sinan Göller'e. O da tabii ki her dernek başkanı çok emek veriyor ama onun emeği daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve sözü ona bırakıyorum. Teşekkür ederim Harun Hocam. Bugün burada Yukarı Cambaz'ın farkını göstereceğiz. Menümüzde kaz etimiz var, lavaşımız var, salatamız var, ayran, su, meyve suyu içeceklerimiz var. Köylerimi davet ediyorum, hepsi gelsin. Hepsine afiyet olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Parti İlçe Başkanlarımız ve temsilcileri, Sayın Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanım ve Yönetimi, Sayın Dernek Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sevgili köylülerimiz, kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün 11.sini düzenlediğimiz geleneksel Yukarı Cambaz Köyü yöresel kaz yemekli birlik ve beraberlik gecemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın başkanlarım, kıymetli konuklar, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimiz anısına, saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Evet, programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Sinan Gölmeri kürsüye davet ediyor. Sayın vekilim, sayın belediye başkanım, siyasi parti temsilcileri, federasyon başkanım, dernek başkanlarım, çok değerli kardeşim Çetin Muhtarım, aşağı ve yukarı Canbaz köylerim, derneğimizin birlik ve beraberlik gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli köylerim, çok şükür 2 yılın ardından tekrar birlikte olmakta çok mutluyuz, onurluyuz. Değerli köylerim, salgın hastalık sebebiyle çok değerli köylerimizi, abilerimizi, abalarımızı, kardeşlerimizi kaybettik. Ben bunların hepsine Yüce Allah'tan rahmet, gani gani rahmet diliyorum. Hepsine mekanları cennet olsun. Değerli köylerim, derneğimizin kurucularına ve emeği geçen başkanlara, yönetimlerine, yaşayanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara sağlık, uzun ömür diliyorum. Benim yönetim kurulu adına Abdullah Özdemir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu salonu bize her yıl tahsis ediyorlar. Sağ olsun, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman derneğimize katkısı olan sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destekler olmuşlardı. Sağ olsun. Allah hayırlı işler versin kendilerine. Bol kazançlar versin. Çok sağ olsun, var olsunlar. Değerli köylerim, derneğimiz 1996 yılında kurulduğundan 600 adet üyesi varken derneğimiz sistemine geçmesiyle üye sayımız da azalma olmuştur. Ben sizlere üyeliklerinizi güncellemenizi, yeni üyelikler yapmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sahneden almıyorum başkanımı şöyle. Şimdi elbette dernek başkanlarımız derneklerini yönetirken taşın altına en fazla elini koyan onlardır. Ancak onlara yardım eden bir de yönetim kurulu var. Onlar da az çalışmıyor. Ben şimdi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı buraya davet etmek istiyorum müsaadenizle kıymetli başkanlarım. Atif Gökçek, Adem Kemer, Ertan Yücel, Murat Çolaklar, Harun Koçak, Özkan Demir, Ertuğrul Kızılkaya, Ersan Demir ve Kadın Kolları Başkanımız Sebahat Peynirci Öz hanımefendi. Hepsini buraya davet ediyorum. Evet, şimdi yönetim kurulu adına konuşmasını yapmak üzere mikrofonu ben Adem Kemal kardeşime takdim ediyorum. Sayın Milletvekili, Sayın Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcilerimizin ilçe başkanları ve yönetimi, Sayın Federasyon Başkanı, Tıl Dernekleri Federasyon Yönetim Kurulu, Sayın Dernek Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın kıymetli temsilcileri, Çıldır Sancağı'nın sancaktarları, kıymetli köylülerimiz ve çok değerli misafirlerimiz, 11. kez düzenlemiş olduğumuz geleneksel Yukarı Canbaz Köyü Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuzdur ki pandemi nedeniyle uzun bir süre ara vermek zorunda kaldığımız birlik ve beraberlik gecelerimize bu yıl nihayet yeniden kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Siz köylülerimiz ve kıymetli misafirlerimiz için en iyisi olması amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdürdüğümüz bu güzel gecede sizlerle yeniden bir arada olmak bizler için gurur vesilesidir. Kıymetli misafirler, bilirsiniz ki dernekler güçlerini üyelerinden alırlar. Biz de güçlü bir dayanışma derneği olma yolundaki yoğun
çabalarımızı göstermekteyiz. Siz kıymetli köylülerimizin de yanımızda olduğumuzu görmek, bize destek verdiğinizi bilmek, bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu doğrultuda sizlerden ricamız, derneğimize eskisinden daha yoğun bir şekilde destek olmanızdır. Üye olmayan köylerimizin üyelik işlemlerini bir an önce yaptırması bizim için çok olumlu bir ilerleme olacaktır. Çok önemli diğer bir husus da şudur ki, derneğimizin mülkü var fakat malumunuz bizlere şu an yetmiyor. Bu nedenle derneğimize daha büyük bir ve daha kullanışlı bir gayrimenkul kazandırmak istiyoruz. Bu şekilde yoğun çabalarımız sürmektedir. Gerek gençlerle ilgili programlar, gerek anma geceleri, gerek aşık dinletileri olmak üzere cenazelerimize taziye görevi gören bu lokalimizi daha iyi şartlar açısından geliştirmek için desteğinizi özellikle istiyoruz. Değerli köylerimiz, bizim en çok üzerinde durduğumuz diğer bir husus da gençlerimizin derneğe aktif olarak katılımlarını sağlamaktır. Gençlerimiz ki onlar derneğimizin geleceği, dernek çatısında altında kaynaştırmak amacındayız. Bir gençlik kolu kurma düşüncemiz var ve bu hususta büyüklerimizden ricamız gençlerimizi derneğimize teşvik etmenizdir. Dernek çatısı altında gençlerimizi türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve kültürel değerlerimizi onlarla buluşturmak en temel amacımızdır. Bu konuda bizlere gereken desteği göstereceğinize olan inancımız tamdır. Kıymetli köylerimiz, bu birlik ve beraberlik gecesine zahmet edip uzak yakın demeden buraya gelemeyip gönlü bizde olan tüm herkesin ayaklarına sağlık, gönüllerine sağlık. Rabbim birliğimizi ve dinliğimizi daim kılsın. Böyle geceler bizler arasındaki bağ güçlendirdiği gibi dostlar arasında da yakınlaşmayı sağlamaktadır. Gözden ırak olmamak ümidiyle hepinizin tekrar ayağınıza sağlık. Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Adem kardeşimize teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için. Ve şimdi sırada başkanlarımı buradan ayırmıyorum. Çünkü az önce dernek başkanımızın söylediği gibi bu yıl sponsor sayımız 20 adet. Ben o sponsor olan iş adamlarımızı, değerli büyüklerimizi buraya davet etmek istiyorum. Aslan Soğuk Kulak, Akay Karaca, Bülent Taş, Cengiz Reçber, İbrahim Aydın, İsmail Kemer, Kerem Budak, Murat Karaca, Mutlu Kemer, Tarık Gülpınar, Onur Göztepe, Özkan Kızılkaya, Saniye Canaş Kızılkaya, Selami Kemer, Şinasi Taş, Şah İsmail Koçak, Vedat Korada, Yüksel Budak. Alkışlarınızla bu sponsorlarınızı buraya davet etmek istiyorum. Saniye Hanım'ın kızı Hilal Hanım burada. Hediyesini o alacaktı. Onu davet ediyoruz Hilal Hanım. Şinasi Taş beyefendi rahatsızlığından dolayı gelemedi. Yerine oğlu Ümit Taş aramızda. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İbrahim Aydın kardeşimiz. Bir toz verelim günün anısına. Biraz öne çıkalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın
sponsorlarımıza bir alkış istiyoruz sizlerden. Kıymetli konuklar, sağ olsunlar, var olsunlar. Yücel amcamızın bir kısa şiir okuma isteği var. Mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli köylülerim, rahmetli Şenlik Baba demiş ya, çok kimseyi vatanından atar kurbete felek, çok kimseyi sevdiğinde bırakmayız bu da felek. Biz de kurbette yıllardan beri 50 yıldır kurbetteyiz. Kurbetimizde bile her zaman çekiyoruz hepimiz. Onun için bazı hayatım birkaç kıta yazmıştım köyümüz için, sizlere her şey olsun. Ben köyümü özledim. Bunca yıldan hayalini kurduğum, Esen Üsküdar'dan haber sorduğum, 50 yıldır hasretine yandığım, köyüm beni, ben köyümü özledim. Taşı toprağına kurban olduğum, öküzüne ekin ekip içtiğim, çayır kavrasında tırpan çektiğim, köyüm beni, ben köyümü özledim. Emmim, dayım, akrabalarım, dostlarım, baba vatanımdır diye bildiğim, kardeş diye hasretini yandırım, kardeş beni, ben kardeşi özledim. Güzel yaylasını da yayla yayladım, dağlarında koyun kuzu yaydırım. Bin bir çiçeğinden ilham aldırım, köyüm beni, ben köyümü özledim. Göydağın yerinde tırk savurduğum, o çıldır gölünde balık tuttuğum, kulağın yolunda kızak kaydırım, köyüm beni, ben köyümü özledim. Çıldırdı yüceğim, bitmiyor zarım, dönemedim gurbet gurbet gezerim. 17 yıl ben o köyde büyüdüm, canbaz beni, ben canbazı özledim. Hepinize saygılar söylüyorum. Sağ olun, en sevgiler hep böyle olsun. Saygılar. Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ederim elinize. Başarılarınızı devamlı dilerim. Teşekkür ederiz Yücel amca, sağ olun. Evet, değerli başkanlığım, kıymetli konuklar. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Ben şimdi onları anons etmek istiyorum sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sivas Gürlevik Dernekler Federasyonu adına Abuzer Yerlikaya Başkanımız burada. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık kıymetli başkanım. Serhat Ardahan Turizm'den Orhan Gül Beyefendi aramızda ve derneğimize 500 TL bağış yapmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ünal Kırmızıtaş, Yıldırım Tepe Köyü Dernek Başkanı aramızda Sayın Başkanımız. Sinan Karaçay, gazeteci yazar aramızda, kıymetli gazetecimiz. Sinan Orhan Taşdeğirmen Köyü Dernek Başkanı, kıymetli başkanımız aramızda, sağ olsunlar. Sezer Karadağ, Taşdeğirmen Köyü Dernek Başkan Vekili yine aramızda. Uğur Kızılgül, Kenarbel Köyü, evet. Uğur Kızılgül, Kenarbel Köyü'nden başkanımız aramızda, sağ olsunlar. Erol Soğukbulak, Aşağı Canbaz Köyü Yönetimi. Atil Coşkun, Aşağı Canbaz Köyü Yönetimi. Atil Yılmaz, Aşağı Canbaz Köyü Yönetiminden aramızda. Yine Boz Yiğit Köy Derneği Yönetim Kurulu Yönetimi aramızda, sağ olsunlar. AK Parti Meclis Üyesi Özgür Cengiz Beyefendi aramızdalar. Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık. Yine AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı, AK Parti İlçe Kadın Yönetim Kurulu üyeleri Bağcılar Belediyesi'nden aramızdalar. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Aşağı Canbaz Köyü Dernek Başkanı Ergün Soğukbulak ve yönetimi aramızdalar. Sağ olsunlar. Bir taziye sebebiyle il dışında bulunmaktayım. Derneğimizin düzenlediği gecenin hayırlı olmasını temenni eder. Herkesi saygıyla selamlarım. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Göller. Yine Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hayri Karabıyık aramızda. Hoş geldiler, şeref verdiler. Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Düzenlediğiniz gecenin hayırlı olmasını temenni eder.
herkese saygılarımı sunarım. Çıldın İlçe Tapu Müdürü Efkan Yücel. İşlerimin yoğunluğu dolayısıyla düzenlediğiniz geceye katılım sağlayamadım. Gecenizin hayırlı olmasını diler, herkesi saygıyla selamlarım. Van Erciş Cumhuriyet Savcısı Ferhat Pehlivan. Yine çok değerli halk müziği sanatçımız Selahattin Alpay Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum Sayın Selahattin Bey. Yine Ceylan Kaya hanımefendi aramızdalar. Ona da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Evet, şimdi Sayın Vekilim, kıymetli başkanım, şimdi konuşmasını yapmak üzere köy muhtarımız Sayın Çetin Karaca'yı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Muhtar. Sayın Vekilim, Sayın Değer Başkanım, çok kıymetli siyasi takipçilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer konuklar, kıymetli köylülerim, öncelikle bizleri bu gecede buluşturan köyümüzün sosyal yardımlaşma, dayanışma derneği çatısı altında bizleri buraya toplayan, davet eden çok kıymetli başkanım ve çok değerli yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum ben. Değerli misafirler, bu tarz etkinliğin amacı dostluğu pekiştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, gurbetteki aileleri bir araya getirmek, her şeyden önemlisi, asıl önemli istenmiş olduğu misyonu, kültürümüzü, örf ve adetimizi, anneli usullerimizi yaşatmaktır. Bu bağlamda bu tarz etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun için buna hizmet sunan dernek yönetimine, başkanına ve katılım sağlayan siz kıymetli misafirlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Vekilim, kıymetli başkanlarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer vekilim, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, yöneticileri, kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli sanatçımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli dostlarımız, Yukarı Çambaz köyümüzün düzenlemiş olduğu Kaz Gecesi programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ve siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, onları da unutmayalım. Evet, sivil toplum kuruluşlarımız toplumumuzun en önemli unsurlarından bir tanesi. Hem İstanbul'da memleketlerimizin kültürlerini yaşatırken aynı zamanda gençlerimizin de bu kültürleri unutmamasına vesile oluyor. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarımızı çok önemsiyoruz. Bağcılarımızla da 20 üzerinde sivil toplum kuruluşla birlikte yaşıyoruz. Özellikle göreve geldiğimiz günden sonraki süreçte İlk icra ettiğimizden bir tanesi de sivil toplum kuruluşları iletişim merkezini oluşturmak oldu. Bu merkezimiz özellikle sivil toplum kuruluşlarımız olan, var olan güzel ilişkimizi daha da ileri boyutlara taşıma gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu merkezimizi de bütün sivil toplum kuruluşlarımızın emrine amade bir şekilde değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın özellikle daha da gelişmesini ve güzel işler yapmasını önemsiyoruz. Özellikle gençlerin ve hanımefendilerin de sivil toplum kuruluşları içerisinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Bu konuda da
bütün sivil toplum kuruluşlarımıza önemli taleplerde bulunuyoruz. Tabii bazılarımız aynı zamanda Anadolu'nun hatta gönül coğrafyamızın temsilcileri de bundan bir ilçe. Rumeli Balkan coğrafyasından Orta Asya'ya kadar ve Anadolu'nun bütün şehirlerinden vatandaşlarımız niyazı yaşadığı yüzde bir ilçedeyiz. Yoğun bir nüfusa sahibiz. Adeta Türkiye'nin mozaiğiyiz. Ve bu mozaik içerisinde özellikle Kars, Ardahan, Iğdır ve hemşehrilerimizle de çok güzel ilişkiler içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftada yine Kars, Ardahan, Iğdır derneklerimizle birlikte bazılarda bir memleket günleri düzenledik. Bu çok güzel, çok coşkulu bir programla sizlerle birlikte olduk. Özellikle Kars'ın, Ardahan'ın ve Iğdır'ın Doğu cephesinde milli mücadele konusunda da ülkemiz adına ne kadar önemli bir kale olduğu çok iyi bilen bir kardeşimizin. Gençliğimizden bu tarafa, çocukluğumuzdan bu tarafa bazıları da büyümüş birisi olarak birçok yöre insanıyla dostluk yaptık. Arkadaşlık yaptık, ticaret yaptık, siyaset yaptık ve yöre insanının her zaman dostluğunu, arkadaşlığını, mertliğini ve kardeşliğini gördük. Bu açıdan da bu güzide bir topluluğa ev sahipliği yapmış olmaktan da büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii Kars, Ardahan, Iğdır aynı zamanda milli mücadeledeki vermiş olduğu büyük mücadelenin yanı sıra ülkemizin en güzel folklor, kültürel yapısı ve doğa güzellikleriyle de adeta cennet ülkemizin çok önemli bir köşesi. Bu açıdan da inşallah önümüzdeki sene memleketlerimizde de sizlerle buluşmayı arzu ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de her zaman sizlerle birlikte olduğumuzu, her zaman yanınızda olduğumuzda özellikle ifade ediyorum. Sağ olun, var olun, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için. İster ihtiyar ol, ister nevcivan, bu dünyada baki kalan öğünsün. Meraksız, fikirsiz, gamsız her zaman, baş atan şad olup gülen öğünsün. Müddet ki Hazreti Adem'den beri, okunmaz defteri, bilinmez sırrı, bu dünyadan gittiği nice bin biri, ahiretten dünyaya gelen öğünsün. Sefil şenlik der ki bu dünya fani, İskender, Rustam, Süleyman hani, ecel pazarından kurtaran canı, Azrail'den mühlet alan öğünsün. Usta şenliğin dizelerini bir de ben seslendirmek isterim sayın yetkilim. Evet, şimdi bu alkışlarınız hiç kesmesin. Sayın milletvekilimiz Tülay Kaynarca hanımefendiye, AK Parti milletvekili Tülay Kaynarca hanımefendiye konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun sayın vekilim. Saygıdeğer hemşehrilerim, çok değerli başkanım, çok değerli muhtarlarım, kıymetli meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları ve yönetimleri, kıymetli sanatçılarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, varlıklarıyla bu güzel programı, geceyi şereflendiren hanımefendiler ve efendiler, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun, eğlenceniz, güzelliğimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. İstanbul milletvekili olmaktan öte Ardahanlı bir hemşerimiz olarak buradayım. Ardahan Kosov Aşık Sülali Köyü'nden bir kardeşimiz, ablamız, bir evladımız olarak buradayım. Aşık Şenlik Çıldır, Çıldır'ın güzel bir köyü için derneğinde buradayız. Yukarı Cambaz. Aklıma ilk dedim aşağı cambaz da vardı. Onun ekibi de burada. Bütün cambazlara bir alkış önce.
Sinan Başkanımın başkanlığındaki tüm değerli yönetime de kocaman bir alkış aldık. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bir sivil toplum kuruluşunda emek vermek, yürek koymak çok değerli bir şey. Bireysel olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Ama toplumsal fayda adına yol almak, zaman ayırmak, vakit nakit ayırmak her şeyden önemli. Çünkü biliyorum ki bu derneklerde evlatlarımız için burslar, bu derneklerde o topraklara gitmek için sıla-i rahim, çünkü sıla-i rahim sünnet, görmek lazım, bilmek lazım. Evlatlarımızın o güzide alanlarda o nefesi, o suyu sert insanı mert o topraklarda olduğunu giderek görmesi lazım. Kıymetli belediye başkanım söyleyince sevindim. Seneye inşallah o da bir ardağan yapacak. Başkanıma kocaman bir alkış. Abdullah başkanım, Abdullah Özdemir başkanım. Sadece ardağan değil, Fars değil, Karadeniz'in, Trakya'nın, 81 vilayetin her birinin çok güzel bir mozaiği Bağcılar. O yüzden o da kendine düşeni, kendine yakışanı yapıyor elhamdülillah. En güzel şekilde bu salonlarda, hatta geçen hafta çok güzel bir geleneksel bir gecede birlikteydik. O alanlarda misafir ediyor. Teşekkür ve sizler adına şükranlarımı da iletmiş olayım buradan. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana der. Aşık şenlik çıldırın güzel evladı. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Aslında bu nakaratta bile 93 Harbi'nin o bu cümlelerini izleyen bu her bir cümlesi, her bir dizesinde vatanseverlik vardı. Her bir dizesinde o topraklardaki yiğit insanların emeği, vatanseverliği, bayrak sevdası vardı. O yüzden çok değerli bulurum. Ben de Aşık Cülali Köyü'nden, Posof'tan öğretmen bir evladım o topraklarda yetişmiş ki her yaz mutlaka götürürdü bizi. Kara trenler vardı o zamanlar. Kara trenle giderdik 2 gün boyunca. Yüksek hızlı trenin olmadığı o dönemlerde 2 gün sürerdi yolculuk. Kıymetli başkanım. Ve o topraklarda yine bugünkü ikramlar gibi yine Kazından, Kaşarından, Balından o güzide, o topraklardaki bütün güzellikleri küçücük bir evlatken bile hissediyor olmak, bilmek çok değer. Çok uzatmayacağım çünkü harikulade güzel bir gece, harikulade güzel bir topluluk var ve şimdi eğlence faslı başlayacak. Ben şu cümlelerle tamamlamak istiyorum. Hak ve hakikat yolculuğumuzda Türkiye yüzyılına giderken iddialı bir ülke, iddia sahibi bir Türkiye, Türkiye yüzyılı adına saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuz açık olsun, hak ve hakikat yolculuğumuz daim olsun diyor, saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmalar için. Ve kendileri değerli belediye başkanımızla birlikte salondan ayrılıyorlar. Ayaklarına sağlık, sağ olsunlar, var olsunlar.